Mevla dost, sahip müminlerin dostu olan, onlara hayır yolları açan ve onları muvaffak kılan. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır, sizin Mevlanız Allah'tır. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Ali İmran suresi 150. Mümin herkesin ve her şeyin varoluşunu Allah'a borçlu olduğunu bilir. Kendisi de dahil tüm varlıkları Allah ayakta tutmaktadır ve dilediği anda yok edip ortadan kaldırabilir. Çünkü var olan her şeyin gerçek sahibi Allah'tır. Bu yüzden de müminin yegane dostu Allah'tır ve onu vekil edinmesinden dolayı yaşamı boyunca her türlü sıkıntı ve üzüntüden de uzaktır. Her şeyden önce Rabbimizin en büyük dostunun yardımı ve desteği kendisiyle beraberdir. Allah da velisi olduğu kulunun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiştir. Bu huzur müminin her namazda, her salih amelde Allah'ın rızası için yaptığı küçük, büyük her işte Rabbimizin kendisini gördüğünü ve bunların karşılığının kat kat fazlasıyla vereceğini bilmesinden doğar. Yine Allah'ın kendisini görünmeyen ordularla ve meleklerle desteklediğini, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım önünden ve arkasından izleyenleri olduğunu ve bunların kendisini Allah'ın emriyle gözetip korumakta olduklarını onun yolunda yapılan mücadelede galip gelecek olanların cennetle müjdelenenlerin hep müminler olduğunu bilmesinden kaynaklanan bir güven duygusudur. İman eden bir insan Mevlamız olan Allah'ın kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyeceğini de bilir. Kadere ve her şeyi evirip çevirenin Allah olduğuna kesin bir bilgiyle iman eder ve böylece yalnız Allah'a tevekkül eder müminlerin içinde bulundukları bu ruh haline Kur'an'da şu ifadeyle dikkat çekilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Tevbe Suresi 51 Kuşkusuz Allah'ın dostluğu insanınkine benzemez. O kimi dost edinmişse o kişiyi dünyada ve ahirette olabilecek en üstün nimete kavuşturmuştur. Her şeyi yaratan Rabbimizin yarattığını dost edinmesi ise çok büyük bir lütuftur. Ayetlerde şöyle buyrulur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah adına gerektiği gibi cehd edin, çaba harcayın. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O Allah bundan daha önce de bunda Kur'an'da da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Elçi sizin üzerinize şahit olsun siz de insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Artık dost doğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. Sizin Mevlanız O'dur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Haç Suresi 78 Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bakara Suresi 286 Sonra da gerçek Mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun, hüküm yalnızca O'nundur ve O hesap görenlerin en süratli olanıdır. Enam Suresi 62 Geri dönerlerse bilin ki gerçekten Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevladır ve ne güzel yardımcıdır. Enfal Suresi 40